Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mert. Bugün sizlere emek bölgün paketini göstereceğim. Herkes bunu istiyordu. Ben de artık çekme kararını aldım. Eğer roleplay istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Discord sunucumuzda artık çekilişler düzenlemeye karar verdim. Önceden de düzenliyordum. Artık 2-3 güne roleplay sorunumuz açılıyor. Discord'a girerek siz de çekilişe katılabilirsiniz. Discord linkini açıklama kısmına yazacağım. Neyse hemen başlayalım. 9 tane plugin paketimiz bulunmakta. İlk pluginimiz Death Manager. Bu kimin öldürdüğünü gösteren plugin. Bununla başka ayar falan yapmanız gerekmiyor özel. Bu da ise kimin girip girmediğini gösteriyor. Mesela diyelim ki siz buradaki bazı şeyleri değiştirebilirsiniz. Mesela sunucumuza giriş yaptı. Bunu sunucumuza bağlandı. Veya farklı şeyler yapabilirsiniz. Burada aramızdan ayrıldı. Siz farklı şeyler yazabilirsiniz. Sadece şurayı değiştirin bakın. Sadece şurayı. Tırnağı falan silmeyin. Neyse bu da böyle. Sonra kitler kit yazmayı falan işe yarıyor. Bu da mesaj yazmayı. Yani otomatikman mesaj atıyor. Mesela diyelim ki siz yeni bir şey eklemek istiyorsanız şunu kopyalayın. Şunu tekrar yapabilirsiniz. Mesela bir tane daha yapmak istiyorsunuz. Buraya farklı şeyler yapabilirsiniz. Farklı şeyler yazabilirsiniz. Bu da kaç saniye aralığında yazmasını istiyorsunuz. Mesela diyelim 10 saniye yaptığında 10 saniyede otomatikman durmadan bunları atacak sıra sıra. Sonra bir de mesela slash VIP bilgi yazdıklarında bunların çıkmasını falan. Mesela bunu nasıl yapacağınızı öğreteceğim size. Mesela burayı kopyalıyorsunuz. Bakın text comment burayı. Sakın burayı kopyalamayın. Şuraya kopyalıyorsunuz. Sonra buraya kadar. Bakın burada eğik çizgi slash var burada. Oraya kadar kopyalıyorsunuz. Kopyaladık. Sonra bir tane daha yapıştırdık. Buraya mesela farklı bir şey yapabilirsiniz. Mesela diyelim ki kurallar. Sonra burayı da işte kuralları yazarsınız. Burayı da bir tane daha yazarsınız. Eğer bir tane daha satır eklemek istiyorsanız. Pardon arkadaşlar bunlar aynı olması lazım. Bir tane daha eklersiniz. İşte böyle mesela diyelim ki kuralları sadece mesela diyelim başka bir oyuncunun yazmasını istiyorsanız. Permission'a giriyorsanız yazmasını istiyorsanız. Mesela diyelim ki ben VIP'nin sadece kullanmasını istiyorum mesela. Pardon arkadaşlar. Mesela bunu kurallar yaptığımda sadece bunu VIP'ler kullanabilecek. Yani bu mantık bu şekilde. Mesela burada da kurallar isterseniz mesela diyelim ki herkesin yapmasını istiyorsanız da buraya ekleyeceksiniz. Yani default bölümünü. Buraya kuralları yazarsınız. Olur. Neyse arkadaşlar. Bunun da mantığı bu şekilde. Plugins'e gelelim. Bunu anlattık mı? Bakalım tekrar. Evet anlattık her şeyi. Bunları değiştirebilirsiniz istediğiniz gibi. Sonra bunları da değiştirirsiniz. Bir tane daha eklemeyi öğrettim size. Sonra bu da zaman aralığını öğrettim. Tamam burada iş bitti. Şimdi bu da TPA yapmaya işe yarıyor. Bu değil arkadaşlar. Pardon. Bu değil. Evet burada mesela diyelim ki buradan neyi değiştirebiliriz? Bakayım. Mesela teleport olmadı. Oyuncu arabada. Mesela bu teleport gerçekleşmedi. Arabadasın.
bakın arkadaşlar, ondan sonra bunu da değiştirebilirsiniz. Mesela oyuncu, mesela öyle bir oyuncu yok. Bunu da böyle yapabilirsiniz. Evet. Sonra bu da skills. Bakalım arkadaşlar, bu da mesela diyelim ki Max Skills'ın sadece adminlerin veya VIP'lerin çekmesini istiyorsanız, yapmasını istiyorsanız buradan da yapabilirsiniz. Mesela diyelim ki ben VIP'lerin sadece Max Skills'ı yapmasını istiyorum. O zaman pardon arkadaşlar, şunu kopyalıyorsunuz. Sonra şunu, ama sakın buradaki slash almayın. Şuraya koyuyorsunuz. Evet, artık sadece VIP'ler Max Skills yapabilecek. Mesela diyelim ki herkesin Max Skills yapmasını istiyorsanız, ben buraya koyuyorum ki kaybolmasın diye. Aynı mantık yani, ben size öğretmiştim zaten. Evet, şunu buraya koyuyorsunuz. Evet, mesela burada artık default Max Skills yazdık. Artık herkes Max Skills yazabilir. Siz de böyle yapabilirsiniz. Evet, şimdi plugins. Bundan sonra website command. Burada mesela diyelim ki burada sizin kendi Steam linkinizi yapabilirsiniz. Steam linki nasıl bulunuyor dersiniz. Programa giriş yapıyorsunuz. Diyelim. Buradan profil. Sonra gördüğünüz gibi şurada sizin 60 Steam linkiniz var. Veya buradan sayfa bağlantısını kopyalayabilirsiniz. Bir dakika arkadaşlar. Sayfa bağlantısını kopyala diyebilirsiniz. Evet. Şuradan, bu zaten benim linkim. Evet, bunlara dokunmayın. Ondan sonra burada da isterseniz YouTube kanalınız varsa YouTube kanalınızı yazın. Kendi kanalımın linkini yaptım. İsterseniz silebilirsiniz. Bakın şu şuradan şuraya silin istemiyorsanız. Sonra Instagram URL'inizi yazın. Sonra Facebook URL'i isterseniz ama. Sonra Discord kalsın, bence lazım oluyor. Discord linkinizi buraya yapıştırmanız yeterli olacak. Ondan sonra başka şey oynamanız gerekmiyor. Mesela diyelim ki arkadaşlar, siz kendiniz yeni bir şey yapmak istiyorsanız. Buradan website command, buradan sonra başında slash oyununa kadar, oraya kadar yapıştırıyorsunuz. Bir dakika. Evet. Yaptık. Mesela diyelim buradan, mesela site yaptınız. Sonra pardon arkadaşlar, bir dakika. Command name, burayı site yapıyorsunuz. Burayı da site URL'inizi yazacaksınız. Mesela site.com. Sonra mesela bunun herkesin yazması için aynı mantık yine. Herkesin yazması için permission'a pardon arkadaşlar, kopyalamamış. Şuraya site yazıyorsunuz. Ondan sonra herkes de yazabilecek. Yani bunun da mantığı böyle. Ondan sonra bu da önemsiz. Bu da evet arkadaşlar. Burada mesela burayı true yaptığınızda mesela herkes 5 saniye içinde yatağına ışınlanacak. Sonra mesela burada senin yatağını buldum. Lütfen bekle. Saniye içerisinde ışınlanacaksın. Evet arkadaşlar, bunları değiştirseniz yeterli olacak. Sonra mesela diyelim ki arkadaşlar, size ayrıntılı bir şey daha göstereceğim. Bakın arkadaşlar, buradan permission'a geliyorsunuz. Ondan sonra buradan gördüğünüz gibi ID yazar. Mesela diyelim ki VIP'nin ben bekleme süresini azaltmak istiyorum, yani yatağa ışınlanınca.
Buradaki VIP yazıyor. Bunu kopyalıyorsunuz. Eğer uzun bir şeyse kopyalayın ya. Yani kısa bir şeyse zaten aklınızda kalır. Bundan sonra tekrar gidiyorsunuz. Bundan sonra geliyorsunuz. Mesela diyelim ki şuraya ben kalsın. Şöyle mesela diyelim ki ben VIP'nin mesela 1 saniyede veya 0 saniyede hemen ışınlanmasını istiyorum diyorsanız buraya kaç saniyede ışınlanmasını istiyorsanız onu yazın. Mesela diyelim ki bir dakika arkadaşlar. Yazamadım. Evet arkadaşlar yazamadım. Neyse arkadaşlar siz onun arasına yazarsınız. Ben yanlış bir tuşa basıyorum ama. Neyse arkadaşlar bende olmadı. Sanırım bilgisayarımda sıkıntı var. Siz buraya VIP eklersiniz. Sonra burayı da bakın. Mesela böyle de yapabilirsiniz. VIP eklediniz zaten bu wait 0. Mesela VIP'ler 0 saniye içerisinde yatağına ışınlanacak. Böyle yapabilirsiniz. Ondan sonra başka bir şey yapacak kalmadı. Benim işine bakıyoruz. Bakalım. Arkadaşlar şunları da silin. Lazım değil. Evet, şunları da. Evet arkadaşlar başka anlatacağım bir şey yok. Kitlere bakmadık arkadaşlar. Bir dakika. Bakalım kitlere de. Evet arkadaşlar başlangıç sağlık. XP, VIP. Bunlar var. Bunları oluşturdum. Evet arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum da atmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer çok istiyorsanız Antrenör Roleplay plugin paketini de yapabilirim. Neyse arkadaşlar görüşürüz diğer videoya.